Şebnem. Hep önce konuşup sonra düşünür. Ya çektiyse çenesinden çek. Ah Şebnem. İnde koşturacaksan çok çok hızlı olman lazım. Koş 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 olana kadar. Koş 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 onu bul. La la la. Yardım edebilirsiniz. Ah. Sağ ol. Nereye gitti çabuk söyle. Kim? Damat. İstanbul dedi. Boş koltuğum mevcut. Siz maalesef aranızda kardeşmayı yapın. Ben bileti alayım. Ne yapıyorsun ya? Hanımefendi yalnız biraz acele ederseniz uçak kaçıyor. Yalnız ilk ben geldim lütfen. Hanımefendi benim o uçağa binmem lazım lütfen. Siz bir yana çekilsenize ben şu bileti bir alayım. Ya anlamıyor musun? Bu benim son şansım. Hanımefendi asıl benim son şansım ne olur. Hanımefendi yarın hala o koltukta oturmaya devam etmek istiyorsanız bana lütfen bileti verin. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Zengin ve nüfuslu bir kadınım. İnsanların ayağını kaydırmak özel zevklerim arasında. O yüzden beni buna mecbur etmeyin. Lütfen dikkat. TK 2329 sefer sayılı İzmir-İstanbul uçağı yolcuları. 238 nolu kapıya gitmeleri rica olunur. Attention please. Flight number... Yalnız maalesef bu kartta bir sorun var. Yani sanırım sorun post cihazında, kartlarda değil. Ben yalnızca nakit ödeme alabilirim. Sağ olun, çok sağ olun. Güvenlikten izinsizlik edin geçti.
Yakalayın kaçak gelini. Esas söylediğim. Hangisini? Ya kaç tane gelin var? Ya benim seni ararız. Üç. Budur tek söylediğim. Ne olur ne olur ne olur. Bu suç belki af bulur. Ne olur ne olur ne olur. Kendini bana ver. Gözden çıkardım yani. Yalnız ölmesem bari. Ne olur ne olur ne olur. Kendini bana ver. Ya ne olur ne olur ne olur. Bu suç belki af bulur. Ne olur ne olur ne olur. Kendini bana ver. Bırakmazsan bana doğru. Görüversen sonra beni halim varsa. Siz olmasaydınız uçaktaydım ben şimdi. Nereden çıktınız karşıma ya? Aa evet evet. Sen bir okyanus esintisi, bir bahar ferahlığı oldun benim hayatıma. Ben sensiz günlerimi yaşanmamış farz ediyorum zaten. Passengers to Antalya. Please proceed to the gate number. Hayatımda ilk defa kendim için bir şey yapacaktım. İlk defa yani. Kimseyi düşünmeden, sadece kendim için ya. Ona da geç kaldım. Yetişemedim Ege'ye. İsmi Ege mi? Çok güzel bir isim. Yani pozitif etkiler taşıyor. Sesliyle başlayıp sesli bittiğinden de şanslı biri yani. Bir dakika ya. Ya biz üçümüz de aynı adamın peşindeysek? Kim bu Ege? Nasıl biri? Soyadı ne? Ne iş yapar? Bir dakika ya. Niye soruyorsunuz siz bunları? Lord of the Kezman olma şekerim. Ya senin Ege dediğine ben Arda diyorsam? Nasıl ya? Şöyle yani, isimlere takılma diyorum. Al sana zincirleme gizem tamlaması. Seninkinin adı ne? Akif. Ama doğru söylüyorsun. Ya benim Akif'im senin Ege'n, senin de Arda'nsa? Hemen detay ver, hemen. Ege uzun boylu, yakışıklı. Benden 2 yaş büyük, tiyatrocu. Ay Arda İzmir'in en gözde bekarıdır. Ama ona olmak ya da olmamak desen olur canım ya. Tabii sıkma canını falan da. Niye şimdi uçakta? Nikahımız daha kaçıyor. Olmuşlar. Tahmin ediyor musun? Siz Sayın Şebnem Gülsoy hanımefendi, Sayın Arda Dinçer beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Siz Sayın Arda Dinçer beyefendiyi, Sayın Şebnem Gülsoy hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Yakalayana kadar, koş peşinde aşkın ölene kadar. Hey! La 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 la.
sana. Maşallah canım. Ben seviyor sevmiyor diye papatyaların soyunu tükettim. Millet alternatifle gidiyor. Ay yok, hayır öyle değil. Yani asıl damat, yani tek damat Hüsnü benim nişanlım. Akif kim? Akif benim falımda çıkan kısmı. Yani ismi çıkmıştı falımda. Sonra senelerce onu aradım. Bulamayınca da Hüsnü'yle tanışıp onunla evlenmeye karar verdim. Ama işte ilahi denge buna izin vermedi. Son gelinlik provamda aradı. Akif tatlıcım. Ben ona aşığım. Aşıksın. Tanımadığım birine. Ay doğru ya. Numarası hala telefonda. Alo. Bir adres öğrenecektim de ben numaradan. Olur bazen öyle. Kendini doktor reçetesi gibi anlaşılmaz hissedersin ama geçer. Merak etme. Ya aradığından ne yapsam, ne desem acaba? Açmasam mı? Tamam, açayım. Ama neden geldiğimi söyleyeyim. Aa, tesadüfen karşılaşmışız gibi yaparım. Şimdi onun için geldiğimi söylemeyeyim çünkü şey olur. Sonra da böyle zamanla yavaş. Evet, evet, tabii. Son 100 yıl içinde açılırım diyorsun. Kızlar, işte bu gerçek bir işaret. Akif tatlıcı baharatçıymış. Aa, down olmayın ama böyle. Hadi biraz bir enerji, bir şey, bir motivasyon. Hadi ap ap ap, aa. Aslında şu uçak bileti işi bir telefona bakar da benim rahmetli yaşasaydı tabii. Alo? Teyzelerin en Monica Bellucci'si, Kim Kardashian'ı, gönüllerin selebritisi. Tamam, özet geçiyorum. Teyze, hemen havalanına gelmen lazım. Senia Sultan! Şebnem. Seni nikah masasında 2 dakika yalnız bırakıyorum. Geldiğimiz şu noktaya bak. Çok özür dilerim teyzeciğim, çok haklısın ve bu sana son olsun. Ben İstanbul'a gideceğim, Arda'yı alacağım, geleceğim. Ama kızların da bileti yandı. Güvenlikten malumat aldım. Al bakalım. Bunlar senin, biraz da para var. Bunlar da kızların. Çok teşekkürler. Sakın. Eğer içiniz rahat edecekse borç sayın. Nihayet yıldızlar da bizden yana. Şunu da alıyorsun. Foda'ya geçiyorsun. Arda'yı arayıp ikna ediyorsun. Hemen dönüyorsun. Anladın mı beni? Evet, belki bir balayı alışverişi. Tamam, tamam. Gel buraya. Kızları nereden var? İstanbul'a iner inmez kurtuluyorsun onlardan. Anladın mı onu? Tamam, tamam teyzeciğim. Öpüyorum teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Hadi bay bay. Seniha Sultan 7 göbek VIP'dir. Aa, başka sınıfta uçulabildiğini bilmiyor. Hemen olmaz ama öderim. Sakın, sakın. Ya kaç saattir bir tweet bile atamadım ya. Followerlarım öksüz kaldı. Twitter'ın boynu bükük, Instagram şaşkın. Karşılamıyor. Böyle bir şey var mı? Bu nedir ya?
Kaç denecek abi? Yuh artık. 5 dakikadır offline'ız ama hala tren topiyiz. Dur. Selfie çekileceğiz. Gelin. Teknemde. Yok başka hoca bulsun. Abi kadın da hormon tavan yapmış. Rüyasına giren aksakallı dedeye bile halleniyor. Sen bana idare et diyorsun. Yok abi hadi kapatıyorum. Aa ne yapıyorsun sen ya? Oo. Damat bey ileri derecem yok herhalde. Hayır da senin beynin off galiba. Anaokul tak mısın sen? Yalnız bekleme yapma istersen. Geçmişe çizgi çekmek lazım. Belki çok çalışmak lazım. Ama başlamak lazım yeni bir hayata. Yok hiç gerek yok. Böyle idare ederim ben. Böyle mi uyuyacaksın kainat? Al şunu. Yarın içinde... Tamam, hadi bakalım. Ya annemle fermuarımı açar mısın? Tabii. Kızlar, hiç aklınıza gelir miydi ilk gecenizde gelinliğinizi bir gelinin açacağı?
kızlar. Kılını yapacak moduna bağlamasak mı? Ha? Benim ne işim var? Eminim farkında bile değil. Olmayacak da. Efendim teyzelerin sultanı. Aa tabii tabii evdeyim. Nerede olacağım? Uyanamamak? Olur mu? Ben hatta havaalanından kurdum saati. Şöyle yapalım mı? Ben hiç uyumayayım istersen. Böylece uyanamama problemimiz tamamen ortadan kalksın. Şebnem. Ben Arda'nın yerini öğreneceğim, sana haber vereceğim. Sen de 3 gün içinde buraya geri döneceksin. Anladın mı beni? Bak benim işim gücüm var kızım. Babanları daha fazla pışpışlayamam. Tabii. İdolümsün teyzeciğim. Hatta bak şöyle yapalım, sen bekarlığa veda partisini kur, ben senin tavanın olayım. Tamam, özet geçiyorum. Her şey yolunda. 3 gün. Bay bay, bay bay. 3 gün. Vallahi Sena Sultan'ın lafının üzerine laf söyleyebilecek insan hayal gücüne alkış tutarım ben. Canım hem 3 günde neler olur neler. 3 benim uğurlu rakamım. Belki sana da uğur getirir. Anlaşıldı. Bazen diyorum ki keşke
bazı insanların IQ'su ayakkabı numarasından daha büyük olsa değil mi? Sabah servis istemez, akşam gidiyoruz zaten. Moda postasını takip edin. Oo, kaçak damat. Usta sen bütün tekneyi tavaf etmişsin kösele ayakkabılarla. Bu ne hal? Her yer çizik içinde. Abi avuç içi kadar yer. Daraldım, iki tur attım. Ne var bunda? Kapuzu yıldızı keski tuzu tadında, parfümü meltem yasemenler açar balkonunda. Körfezin ya kapuzu yıldızı keski tuzu tadında, parfümü meltem yasemenler açar balkonunda. Bir tane. Şebnem. Şebnem mi? Nasıl buldun beni? Onu bana değil, arkadaşına sor. Mualla anneyi aramış. Ne? İyi de ben Mualla teyze merak etmesin diye aradım. Ne bileyim bunun geleceğini. Eşimle beni yalnız bırakır mısın? Şebnem, eşim diye bir durum yok ortada. Ama bebeğim. Şebnem, bebeğim de demesen. Neden? Neden mi? Hamileyim dedim. Annene söylerim dedim. Hayır, ben öyle demedim. Dedim ki bu mutluluğumuzu dedim ailenle de paylaşalım dedim. Annenle baban da sevinsin dedim. Seni bütün İzmir'e rezil ederim dedim. Ah, hayır, bak yine beni yanlış anladın. Olur mu? Dedim beni kızdırma, yoksa bunu bütün İzmir'le paylaşırım dedim. Şebnem, ben yalnız kalmak istiyorum. Ha. Kalalım. Hadi sen git. Şebnem. Şunu bir dinleyelim de sonra sen bizi yalnız bırakırsın zaten. Hamileyim dedim. Annene söylerim dedim. Hayır, ben öyle demedim. Dedim ki bu mutluluğumuzu dedim ailenle de paylaşalım dedim. Annenle baban da sevinsin dedim. Derhal gitmezsen senin bu mutluluğunu tüm sanal alemde paylaşırım. Böylece duymayanlar da duymuş olur. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Ama sen de şunu anla. Bu iş daha bitmedi. Yeni başlıyor. Kalpler de atarlar, bunu bir kenara yazın. Eğer kışı atlatırsak güneye ineriz yazın. Evet evet, senle benim fırçaladığım mutsuzluğun tam anlamıyla pekitsin Sena Sultan. Ya ben zarafetle lanetlenmişim, mükemmellikle kutsanmışım ama Arda bana manasızca ilgisiz. Hayır, bir an yalnız kalabilsek ben halledeceğim de o teknede yanında kaldı odun arkadaşı bizi hiç yalnız bırakmıyor ki. Neyse neyse, sen hiç merak etme teyzeciğim. Ben yarın hemen hallediyorum. Tamam, bay bay.
Yalnız ben o arada galiba Hüsnü'yü de kaybettim. Alışveriş dediğin taşıyanın belinden disk attırmıyorsa ben ne anlarım o alışverişten. Ayrıca bitiriyoruz lafı, dükkan sahibinden çok müşteriye yakışıyor. Müfit abicim, bana bol köpüklü bir double shot latte lütfen. Köpte dudak. Kız ne oldu sana? Hayır, içtiğin şeye dudak payı bırak desen bardağın yarısını boşaltıp getirecekler. Alerji. Ay kıyamam kuşuma ya. Ege. Akif. Can. Memnun oldum. Evet, buyurun. Boşuna direnme. Can ne isterse onu getiriyor. Naneli çay latte diyorsun. Evet, bak sen sinirlisin ve gerginsin. Senin kafeinden daha çok teine ihtiyacın var. Bu sana iyi gelecek Şebnem, bana güven. Müfit abi böyledir. Menü vermez, sipariş almaz. Efsanedir. Abilerin en duayenine. Teşekkürler. Hmm. İnternet bizle yıkılıyor. Gel. İzninizle. Ya kim uyduruyor bunları ya? Gelinler uçak kaçırdı. Havaalanında intihar gelinleri. Yalnız gelinlikler dökülüyor kızlar. Kaçak gelinlerin iç gıcıklayıcı hikayesi mi? Eskort gelinler? Yok artık. Ay bu insanlar ne fesat ya? Gerçi reklamın iş kötüsü olmaz derler ha. Bir şey daha derler ama şimdi Allah için yani. Ateş olmayan yerden. Yani atasözü mahiyetinde duman falan neyse. Neyse yani hoşça kızı afiyet olsun. Hoşça kalın. Şey ya. Ben belki size yardımcı olabilirim. Aa nasıl? Ya ben bir kanalda yarı zamanlı olarak çalışıyorum muhabirim. Aha. Televizyoncusun. Sen bana yalan mı söyledin ya? Kainat sakin ol. Ya ne ilgisi var? Part time olarak çalışıyorum dedim ya. Sorsan nerede çalıştığını söyler. Hadi ya. Ya bakın ortada fotoğraflar var. Ya herkes başka bir tarafa çekecek. Herkes bir şey söyleyecek. Ya bunu önlemenin tek yolu televizyona çıkmak. Aslında böyle söyleyince çocuk haklı. İzin verin sizi televizyona çıkarayım. Canlı yayın ya. İstediğinizi söylersiniz. İlk ağızdan. Kimse değiştiremez. Senin bütün gün derdin bu muydu ya? Kainat. Aslında bütün gün ihtiyacımız olan şey hep yakınındaymış. Ya bundan iyi işaret mi olur? Sizin için konuşurum. İki saatte kapanır herkesin ağzı. Eyvallah abi. İletirim. İşlem tamam. Yalnız tek bir şartları var. Ya programa gelinlikle çıkmanızı istiyorlar. Aa, biz serbest kıyafet uygulamasına geçemedik canım. Yine mi gelinlik? Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Dünya yıkılsa, yer yarılsa yine olmaz. Herkes onları konuşuyor, herkes onları tartışıyor. Kim bu kadınlar? Karşınızda kaçak gelinler. Hoş geldin. Kainat seninle başlamak istiyorum. Kaçak gelinler kim? Nereden tanışıyorsunuz? Havaalanından. Havaalanından.
Ve tanışır tanışmaz da tüm ülkenin dikkatini çekmeyi başardınız. Peki, kasıtlı bir durum muydu bu? Hayır, hayır. Tamamen karmamızla alakalı. Yani önceleri tabii biz de pek anlaşamadık. Planınız üzerinde de anlaşamadınız yani. Yo, ortada plan falan yoktu. Uçağa kim binecek diye. Liderlik içinde tartışma yaşandı aranızda yani. Peki, uçağa gelelim. Neden kaçırdınız? İşte uçağın kalkmasına az vardı. Gişede de sorun çıkınca kaçırdık. Bizi engelleyen neydi? Yani tek kişinin sözü geçecekti. Fakat biz üç kişiydik. Peki gelinliklerle ne mesaj vermek istediniz? Ay yok, bir mesaj kaygısı taşımıyorduk. Öyle denk geldi. Uçaklarda gelinlik zorunluluğu yok biliyorsunuz. Serbest kıyafet uygulamasına geçildi. Esas amacınız neydi? Niye kaçırdınız uçağı? Yani işte güvenlik görevlileri zorluk çıkarınca kaçırdık uçağı. Anlamadım. Yani güvenlik görevlilerine tepki için mi kaçırdınız uçağı? Yok. Onların yüzünden kaçırdım. Biliyorum işte. Peki neye dikkat çekmek istediniz? Anlamadım. Çocuk gelinler, pipa bakka, barış gelini cinayeti. Buradan ne mesaj vermek istersin? Şimdi şöyle tabii. Öyle birden sorunca değil mi? Nasıl? Eylem şekli bu mu olmalı? Eylem? Bunlar bir şey değil yani. Daha büyük eylemler kapıda mı? Anne. Kızım. Bu soru için adeta mail yağmuru var. Kainat. Kaçak gelinler eskort. Ne? Hangi kamera? Şöyle söyleyeyim, tabii şöhretin bazı bedelleri var ama insan formunda saçmalık, ayaklı hata diyebileceğimiz insanlarla daha fazla muhatap olmak onların seviyesine inmek olur diye düşünüyorum. Ayrıca fotosel görse adam yerine koyup yanar mı acaba dediğimiz insanlarla daha da fazla muhatap olmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Bence etik mi? Ne etik mi? Eskortluk. Çünkü bir izleyicimiz şayet derdi sizin üstünüzden şöhret olmak değilse senin eskort kız olduğunu söylüyor. Ah, şimdi tekrar söylüyorum tane tane daha iyi anlayın diye. O beyin israfı her kimse eğer bırak beni telefonun ayağında çağırmayın. Teleskopla saçımın telini bile göremez. Ayrıca insanlar bu kadar çamur atacaksa ben daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Kendisini ispatı davet ediyorum. Oğlum tatlı kızmış işte. Tabii. Şebnem Gürsoy'un kredi kartını iptal ediyor. Evet, şu an hattımızda İzmir'den ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Yalnız Sena Sultan'ın bu konularda gerçekten şakası yoktur. Kesin bittim ben. Asıl ben bittim ya. Kasap yarın kapıya dayanmasın. Sena Sultan'ın hanesine değil taciz tecavüz, onun hanesinden makas bile alamazsın. Ya. Ay Mila'cığım tatlım, biraz daha ağlarsan makyajını çıkarmana gerek kalmayacak. Aa, bu ne be? Hani ekran 5 kilo koyuyordu? Şuraya bak, ben deniz anası gibi çıkmışım. Kaç kamerayla çektiler ki beni? Hayır yani bu halde Ege Denizi'nden denize girsem iki ülke savaşacak canım. Kimin bu ada diye? Şuna bak. Kızım bu ne ya? Sabah sabah orantısız sohbet, ayarsızlık. Allah Allah. Madde 1. Hayatta en hakiki mürşit uykudur. Madde 2. Uyku içinde de olsa gidip uyuyacaksın. Madde 3. Uyun ne olursa ne ol, uyu. Ne oluyor ya? Nereden bulmuşlar bizi? Gerçi daha açık adres mi oldu? Şebnem Gürsoy mu oldu? Neyse Memo'cum, ben kapattım. Bunlar? Bu anı belgelememiz lazım. Dön. Kaçak gelinlerle damat keyfi. Ya kim bunlar Şebnem? Ay dur, Instagram'da şereflendirelim. Ne yazsam? Hah, buldum. Evlenecek erkek göremiyorum diyen kızlar. Haklılar çünkü hepsi bizim için buradalar. Noktalı virgül, parantez, 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 parantez. Ya Şebnem, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? Çelik, yürü. Ne yapacağız biz ya, ne yapacağız? Şimdi madem şöhret olduk tadını çıkaracağız.
Kainat ya. Acaba apartmanın girişine dikkat şöhret çıkabilir falan mı yapsak? Ay ya da dur dur. Yani taksi taksi şereflensinler bunlar. Zaten Arda için şemnemsiz hava sahası pek de mümkün değil biliyorsun teyzoşum. Sen merak etmiyorsun. Resmen retweet rekoru bakar mısın şuna? Kaç takipçin var? Of, 200 bin kadar. Ya arkadaşlar bu ne rahatlık ya? Birazdan dışarıda da 200 bin kadar takipçimiz olacak. Farkında mısınız? Ne güzel işte. Ya ben nasıl yetişeceğim çekime ya? Ne çekimi? Ay ben size söylemeyi unuttum. Bunlardan akıl mı kaldı? Ben dün seçmelere katıldım. Gelinlik reklamı. Ben seçildim. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu fırsat insanın ayağına bir kere gelir bu hayatta. Git en havalı pozlarını ver gel. Ben size demiştim. Evren bir kere düşürürse sonra elini uzatır tekrar kalkman için. Vallahi dedi, vallahi dedi ya. Bunlar bizi bırakmaz ki. Canım benim adım Şebnem Gürsoy. Benim için imkansız kesin. Mucize biraz zaman alır. Gerekirse gemileri karadan kaydırır yine de seni yetiştiririm bir saniye bekle. Memocuğum, canım bizi hemen buradan çıkarıyorsun. Vallahi orasını ben bilemem. Karşılığı mı? Bana karşı hizmetlerin platonik olsun Memo. Bye. Topuğunuz kırılsa da, çorabınız kaçsa da, post işiniz kaysa da durmak yok, tamam mı? Ben onları oyalayacağım. Okey. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kızlar, üç deyince tamam mı? Üç! Geldin. Tanıştırayım, Almiler Şebnem. Memnun oldum. Ben de. Burcun koç ya da akrep mi? Neden? Salı koçun da akrebin de uğurlu gündür, kainat koç da. Akrep. O zaman kristal elma cepte. Yalnız şöyle baştan söyleyeyim, ödülü yalnız ve güzel Şebnem'e ithaf edeceksiniz, tamam mı? Anlaştık. Kainat, bir tık acelemiz var yalnız. Buyurun lütfen. Biz taksi çağırdık. Öyle mi? Çağırdık. Peki, görüşürüz. Bak, kitleni arkana katıp geliyorsun, tamam mı anneciğim? Yalnız kırmızı halıdayken çaldır, ben merak ederim. Tamam. Kainat, bak bu aquamarine. Şans ve uğur getir, umarım sana da şans getirir. Teşekkür ederim canım. Nasıl? Yakışıklı çocuk değil mi? Ben beğendim. Özlediğim kadar tamam. Özlüyor musun hala? Almina. Hayatım. Bak bunalımını hemen sessize alıyorsun. Yüzünde öyle dolgusu düşmüş gibi ekşitmiyorsun, tamam mı? Baktın adam karakterine indirme gitmiş. Baktın adam seri sonu. Hop, run for us run. Ne demiş Gepetto Usta? Her ahşaptan adam çıkmaz. Şebnem, sıkışınca seni arasam. Ne demek ya, aşk olsun hep destek tam destek. Hem ben sana güveniyorum. Hadi, bol şans.
Benden sonra göstereceğin düğümün adı ızbarço düğümü. Önce kros yapıyoruz. Daha sonra çimamızı alıp krosun içinden geçiriyoruz. Şeklinde birçok yerde kullanıyoruz bunu. Arda. Şebnem. Bulunduğun durumun bir açıklaması var. Değil mi hayatım? Yelken ne eğitimi? Eğitim. Eğitimi açım diyorsun. Peki bu baba beni Kiev'e gönder durumun nedir kardelenin? Şebnem Hanım, lütfen tekniği terk eder misiniz? Yalnız lütfen bir şey konuşuyoruz. Yalnız lütfen. Dersimizi bölüyorsunuz. Bunu Arda ile bensem gerisi teferruattır. Sizin bu saçma ve gereksiz özgüveniniz nereden geliyor inanın bilmiyorum ama benim teknemde kullanmayın. Çok anlamsız oluyor. Her şey bilmenize lüzum yok Selim Bey. Haddinizi bilin yeter. Bu tekneyi terk etmek için sadece bir dakikan var. Ben bu tekneyi istediğim zaman terk ederim. Senin de bunu anlaman için bir dakikan var. Ahşap tabiatlı arkadaşına dur der misin? Zira ben bir odun deposuyla muhatap olmak istemiyorum da bir de oradan kalkarsan çok sevinirim. Bundan böyle benim ders saatlerimde bu tekneden uzak duruyorsun. Hatta günün her saatinde bu tekneden uzak duruyorsun. Arda'cığım, arkadaşına benimle gelmek istediğini söyler misin? Arda, hanımefendiye tekneyi bir an önce terk etmesi gerektiğini söyler misin? Şebnem. Hı. De anla artık, gelmek istemiyorum. Buyurun Şebnem. Efendim Amila. Arda beni tamamen devre dışı bıraktı. O yüzden ben de alışveriş terapisindeyim. Ay ne var? Allah Allah, ya psikoloğa gideceksin ya da ayakkabı alacaksın, kıyafet alacaksın canım. Var mı başka bir önerin tatlım? Ha? Neyse neyse beni bırak da. Senin durumun nasıl? Adam beklentilerinin tam karşılığı mı? Ya Şebnem öyle pozitif bir enerjisi var ki. Ama... Ama derken? Burçlarımız uymuyor. Almiracığım. Bak beni gerçekten zorluyorsun. Seni rahmetle anmak istemiyorum tamam mı? Yani sen çünkü buldun bulunuyorsun şu anda. Ya ama Şebnem ya. Ne ama Şebnem? Zaten tam tipim dediğine göre bu adam böyle kafası kasıtılmış, ağzı tütsü kakan böyle turunculara bürünmüş, üçüncü derece fedonyalıklı bir Tibet rahibi değil mi? Yo. Almila, ben zaten dal mı olmuşum? Bir de sen yaşam sevincime paratoner olma tatlım. Bak şimdi şöyle yapalım. Ben senin telefonuna... Çoktan seçmeli, maske düşürücü... Karizma bükücü, muhteşem bir test yollayayım tamam mı? Sen de bunları Akif Tatlıcı'ya tatbik edersin tamam? Ay Şebnem işe yarar mı dersin? İşe yarar mı ne demek ya? Adam ya karizmayı masada bırakacak ya da gönüllerin efendisi olacak. Ay tamam canım. Tamam bekliyorum öptüm bay bay. Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Bay bay. Başka bir kartımız var mı acaba? Tabii. Maalesef iki kartınıza kullanıma kapatılmış. Ne? Nasıl yani? Aldığınız ürünleri burada bırakmanız gerekecek. Ya Müfit abi, gökten Eren yağsa bizimkilerin tekneye megren düşüyor. O da yerden sekiyor, Arda'nın kucağına konuyor. Hayır, ben ona diyorum ki biz bir elmanın iki yarısı olalım diyorum. Yok, o tam anlamıyla bir bütün armut olmanın peşinde. Şimdi bak, her erkeğin hayatında yaptığı çok büyük bir hata vardır. Bu da Arda'nın yaptığı çok büyük bir hata olmuş. İyi de hatasını anlayamıyor ki. Ama anlayacak. Yani gelecekte anlayacak. Çünkü erkeklerde bu sistem biraz geç çalışır ama anlayacak. Hayır, zaten babamdan veto yemişim. Kartlarımın hepsi bloke. Canım dert etme, nasıl olsa affeder. Baba mahveder. Farkındaysan Müfit abi bu cümlede bir özne yüklem uyuşmazlığı var. Halbuki sen de her şey beş yıldızlı gibi görünüyor. Aynen öyle Müfit abi. Ben artık işaret aramıyorum çünkü her yer işaret. Sen de nasıl peki? Parçalı bulutlu gibisin. Aslında yani nasıl desem
Biz uzun uzun konuştuk Müfit abi. Ama ben hala neden İstanbul'a geldiğimi söyleyemedim. Peki sence hala anlamamış mıdır? Bilmem. Sonra birden onlar geldi. Böyle bir sürü fotoğraf çekip durdular. Soru sordular sürekli. Böyle üstüme üstüme geldiler. Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğu. Yani akıl vermek akıl işi değil ama kızlar. Arada sırada ayağınızı yere bassanız çok iyi olur. Ve şimdi pasta yeme zamanı. Hadi yiyin, niye yemiyorsunuz? Ben yiyorum. Ha kızlar. Biliyorsunuz yarın Sena Sultan modayı şereflendirecek ve bana sen hala bıraktığım yerde misin Şebnem? Ya da iki resim arasındaki yedi fark diye diretecek, haberiniz olsun. Gir, gir. Burada. Vallahi burada. Gir burada be. Vallahi burada. Sen gir, sen gir, sen gir. Gir. Amina. Gir, gir. Ya buldu bizi, buldu. Vallahi öldürecek Allah. Beni ya. Tamam. Sakin, bak belki de kasap değildir ha. Biz öyle gelmişti. Oydu ya, oydu. Evet, evet, evet. Bir sakin ol. Derin nefes al. Tamam mı? Hadi bakalım. Şebnem. Beyzoş. Bu kızların burada ne işi var? Bugün evin hali neydi öyle? Tamam, hepsini geçtim. Kasap kim? Şimdi şöyle oldu. Biz İstanbul'a inince baktım ki kızların kalacak yerleri yok. Bir de birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. İyi kızlar. Madem iyi kızlar, cennete gitsinler. Benim evimde ne işleri var? Aslında. Geldi, geldi, geldi. Tamam, korkma. Peşindeki her kimse kapıyı çalacak değil herhalde. Teyzoş. Şebnem, Arda ile konuştun mu? Şey. Benimle konuşurken net cümleler kur lütfen. Henüz konuşamadım. Henüz. Şöyle oldu teyzoşcum, Arda ile aşkımızı bir süreliğine Nadas'a bırakmaya karar verdik. Tamam, anlaşıldı. Kızlar, bugün gerçekten çok yorgunum. Ve bu saatte sizi dışarı atacak değilim tabii. Ama yarından itibaren siz ikiniz kendinize kalacak yeni bir yer buluyorsunuz. Şebnem, hı, sen de İzmir'e dönüyorsun. Anlaşıldı mı? Teşekkür ederim. Buldum. Tam bana göre bir ev. Çok uygun fiyatı. 250 TL. Buradan Esenler, Esenler'den Iğdır. Ben de Akif'i bulmuşken dönemem İzmir'e. 10 yıldır bekliyorum onu. Bir 10 yıl daha bekleyemem. Ay öyle deme Aymilacığım. Bir kadının en güzel çağı 30 ile 40 arasındaki 25 senedir. Kızlar, daha büyük bir sorunumuz var yalnız. Bu adama dikkat edin ne olur. O buralarda bir yerde. Kainat, ne yapıyorsun? Tamam. Sen bunlarla uğraşma şimdi, ben toplarım. Hadi sen hazırlan. Hadi koş. Müftü abiye bırakırım ben. Nasıl yok? Basbayağı yok. Bu tuhaf oyunu daha ne kadar sürdüreceğiz? Tuhaf. 30 yaşında bir adamın teknemin güvertesine 2 gün koala gibi sarılması tuhaf değil. Ama aynı adamın sıkılıp gitmesi tuhaf. Öyle mi? Arda nerede? Burada değil. İstersen arayabilirsin. Direksiyon ne? Bunun adı ne ya? Dümen canım, dümen. Tut! Allah! Yavaş, yavaş. Arda! Sen kaçırmadın değil mi çocuğu?
Hayır. Sana saklamadın değil mi? Yok. Allah Allah. Nerede bu adam? Alo. Alo. Şebnem benim. Kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama. Aa, ne rahatsız Aymile söyle. Şebnem ben kapıdayım. Yani biliyorum teyzen şey dedi ama öyle işte. Anladım ben seni. Merak etme ben 2 dakikaya halledip dönüyorum sana, tamam mı? Tamam. Hadi öptüm, bay bay. Teyzelerin en güzeli. Yine ne var? Çok ilkeli bir insan olduğunuzu ve bir söz söylediğiniz zaman üzerine asla söz söylenmeyeceğini biliyorum. Ve bu ilkeli tavrınızın gerçekten ama gerçekten çok büyük hayranıyım ama... Anladım. Olmaz. Ya teyze çok acımasızsın ya. Ben acımasız falan değilim tatlım. Siz kendi başınızın çaresine bakamayan programsız yetişkinlersiniz. Konu ben değilim. Yani kız kalacak yer ayarlayamamış işte. Ne var bir gececik daha kalsa? Sabah vedalaşmıştık Şebnem. Sabah vedalaştık ve bitti. Yapma Sena Sultan. Ben o kızlarla kader birliği yaptım. Ay, ağzına yakışsa bari. Ne kadar arabesksin, farkında mısın? Peki, o kız gelmiyorsa eğer ben gidiyorum. Of Şebnem, of! Çok ciddiyim. Şebnem çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Şu bavullardan birini al da. Al, sen küçüksün buna. Aa Şebnem. Yanlış insana blöf yaptım diyelim. Ya benim yüzümden sen de sokakta kaldın Şebnem, hadi dön sen. Ay olur mu canım öyle şey? Hem biz bu yola beraber çıktık. Rezil de olsak, rezil de olsak beraber olacağız. Hem ayrıca ben de o Sena Sultan'ın her yerde önü ben yetiştirdim dediği Şebnem sen... Bu gecenin galibi ben olurum. Pozitif olmalıyız. Pozitif olmalıyız. Pozitif olmalıyız ama sokakta kaldım. Ah, kendine gel. Bak, Şebnem Gürsoy'un her zaman B, C hatta Z planları vardır. İyi de ne yapacağız? Sokakta kaldık Şebnem. Eğer ben de Şebnem'sem Sena Sultan'ı kendi taktiğiyle vuracağım. Kural şu, biri seni neyle tehdit ediyorsa o şeyi değersiz kılmalısın. Yani? Yani. Madem o bizi evinden kovdu. Evet. Biz de onu delirtecek birine sığınırız. Gel benimle. Sokakta kaldık. Şimdilik tabii. Şebnem ama sen de yani en son blöf yapılacak adama gidip blöf yapmışsın. Sorma Müfti abi ya. Bu sefer görmez dedim ama sonuç ortada. Aa, sen de öyle gergin durma orada öyle. Somurtma. Bak bu seni rahatlatacak. Al bakalım. Keyfine bak. Afiyet olsun. Müfti abi doğru söylüyor Aymileciğim. Sen bir evin enerjisini falan kontrol etsene. Hem Müfti abimize yardım etmiş olursun. Tabii ben bekliyorum senden bunu. Şöyle bir evi kontrol et. Ben her türlü öneriye açığım. Aymile bu konuda bu arada inanılmazdır. Evde ne nereye konulacak, ışık nereden girecek falan filan. Yani benim asla bilmediğim binlerce şey. Çok iyi, çok güzel. Müfit abi, ya Sena Sultan beni bir gerdi biliyorsun. Benim bir topraklanmam lazım. Ben bir duş alayım da enerjimi dengeleyeyim diyorum. Ha Aymile? Tabii, geç. Gel bakalım. Geç şöyle. Banyoda havlu var. Gidince göreceksin orada. Tamam. Ay. Ay Mila. Çok romantik değil mi? Kız hayalindeki adam için nikahından kaçtı gitti. 2 gün sonra hop. O adamın evinde. Evrenin kendi içinde bir dengesi vardır. Çok istemiş demek ki. Ay yine bana evren mevren deme.
Allah Allah, bu evren de niyeyse bir bana dengesiz. Hayır sen kaç yıldır fonda çıkan adamı buldun. Ben ne yapmıyorum da? Aşağılık evren. Çok istemiyorsun demek ki. Haklısın galiba. Galiba. Ay yok, kesin öyle. Yani ben Arda'yı hiç istemedim ki. Herkes evleniyor diye ben de evlenmek istedim. Galiba. Galiba. Yok kesin öyle ya. Çok ve enişten isteseydin olurdu zaten. Ben mesela yıllarca bıkmadan, usanmadan hep falımda çıkan adamı aradım. Ne oldu yine? Bir şey söyleyeceğim. O zaman benim durumum gerçekten vahim. Neden? 18'ime geldiğimde babamın bana hediye ettiği üstü açık arabayı gerçekten ve enişten çok istemiştim. Hı hı. Babam da bana aldı. Ne var bunda? Ne var bunda, olur mu canım? Şimdi benim bütün planlarımı baştan yapmam gerekiyor. Hayatta gerçekten ne istediğime gerçekten karar vermem gerekiyor. Ayıf! Gece gece kafamı karıştırmasana sen benim canım evren evren. Allah Allah. Ayrıca ben ne istediğime görünce karar veririm. Öyle plan milan hayatı sürprizlerini yok eder. Hiç hoş değil.